Cumhurbaşkanının o çağrısı üzerine Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları hemen harekete geçti. Dışişleri Amerika'ya teröristle görüşmeyi kabul etmiyoruz diyerek nota verirken, Adalet Bakanlığı da kırmızı bültenle aranan terörist başı Kobani'nin Amerika'ya girmesi halinde yakalanıp iade sürecinin başlatılmasını istedi. Mazlum Kobani bir teröristtir. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri de bu kırmızı bülten uygulamasına, bu anlaşmaya dahil olan ülkelerdendir. Adalet Bakanı Türkiye'ye iade edilmeli dedi, Dışişleri Bakanlığı nota verdi. Mazlum Kobani Kod adlı YPG'li terörist Ankara-Washington hattında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Hakkında bir arama olan, kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Biz tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD'ye de bildirdik. ABD Başkanı Trump, görmek için sabırsızlanıyorum demiş, Rusya Savunma Bakanlığı telekonferansla bağlanmıştı. Terör elebaşının muhatap alınmasına Ankara tepkisini üst tondan verirken, iadesi için ABD makamlarıyla temasa geçildi. Aranan bir teröristle görüşmeniz gerçekten kabul edilemez diye kendilerine de net bir şekilde bildirdik. Pek çok terör eyleminin sorumlusu olan Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin hakkında 2005'te yakalama kararı verilmiş, 2018 yılında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Trump'ın kırmızı bültenli teröriste skandal daveti üzerine sadece Dışişleri değil Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Amerika'ya girmesi halinde de bu kişinin yakalanıp tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir. Türkiye olarak bu talebimizi bir kez daha hatırladık. Şimdi merak edilen hem ABD makamlarının o talebe nasıl karşılık vereceği hem de iki liderin 13 Kasım'daki görüşmesinde konunun gündeme gelip gelmeyeceği.